Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Pokemon'un yeni sürümü olan 0.41.2 dün itibariyle çıktı. Oyun kendi içerisinde milat taşı denecek derecede önemli değişiklikler barındırıyor. Bu değişikliklere bakmadan önce minik bir işimiz olacak. Ne haber? Nasılsın? Gördüğünüz gibi insanlar bu köpeklere kötü davrandığı için elden kaçıyorlar. Sokak köpeklerini sevin arkadaşlar. Sokak hayvanlarını besleyin. Unutmayın ki bir sürü insan onlara kötü davranıyor. Arkadaşlar, oyunda belli başlı değişimler var. Bunlardan en önemlisi, jimde artık training yaparken prestij puanını arttırmak için sistem değişti. İkincisi, artık Pokemon'ları yakalamak rozetler sayesinde daha kolay. Rozet dersiniz, madalya dersiniz size kalmış tamamen. Rozet daha havalı oluyor. Evrimin animasyonunu kısalttılar. Bu herkes için sevindirici bir haber olacak muhtemelen. Ama çok da sevinmeyin çünkü çok kısaltmadılar. Bunun yanı sıra oyunun müziğinde bir takım düzeltmeler yapmışlar. Göreceğiz. Ve birkaç tane de küçük değişiklik varmış. Küçük değişiklikler fark etmesi biraz zaman alıyor. Müziklerde bir gelişme var diyorlar. Ama benimki sürekli böyle patlıyoruz durmadan. Böyle müzik rave gibi olmuş biraz ama ne yapalım, idare edeceğiz. Zaten kapatıyoruz. Peki rozetler ne işe yarıyor? Diyelim ki karşımıza bir Pokemon çıktı. Seçiyoruz. Venonat. Gördüğünüz gibi yukarıda iki tane ibare çıktı. Bu ibareler hem böcek türünden hem de diğer türden artımın olduğunu gösteren şeyler. Rattata'ya gelelim. Görüyorsunuz yine rozetimi gösteriyor. Şöyle gidersek eğer Rattata'larıma, Rattata gördüğünüz gibi normal type. Hemen benim de rozetlerime gidelim. Gördüğünüz gibi normal type'tan artı 3 catch bonusum var. Yani halka, etrafındaki halka sarı. Tekrar Rattata'ya tıklıyorum. Görüyorsunuz yukarıdaki rozetim sarı olarak beliriyor. Yani artı 3 verdiğini gösteriyor. Arkadaşlar, bu sürümde değişen şeylerden bir tanesi de hepiniz muhtemelen bu değişiklikten çok memnun olacaksınız. Evrim sırasındaki geçen animasyon süresi. Buna en çok Tuğcan sevinecek çünkü o onun bayağı isyan ettiği konulardan bir tanesiydi. Şöyle hemen bir tane bekleyen evrimlerimizden birini yapalım. Gidelim dandiriklere, dandiriklere. Nerede benim Pidgey'lerim? Pidgey. Evet, bir tane Pidgey'i alalım. Ve bakalım animasyon süresindeki değişiklik nasıl olmuş. Birazcık hızlandırmışlar ama bana çok bir şey hızlandırmışlar gibi gelmedi. Eskisini de bir tarafa koyarsak oradan bakarız. Karşılaştırırız en azından. GPS'im evde otururken gezdiğinden dolayı karşıma bir Venusaur çıkardı evde. Allah bereketini artırsın, ne diyeyim. Al bakayım. Bir Great Ball'la başlayalım. Gördüğünüz gibi direkt kırmızı, peki. Kızma Venusaur. Forumlarda önce bir Great Ball atıp ardından büyük toplara geçerseniz yakalama şansınızın arttığından bahsediyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani normal
bir toptan başlayıp normal Pokeball, ardından Great Ball, sonra da Ultra Ball atarsanız yakalama şansınızın artacağını söylüyorlar. Ben pek sanmıyorum. Attığım gibi çıktı topun içinden, biraz vakit geçirseydin. Haydi Tosuncuk. Seni kaybetmek istemiyorum. Daha ne yapabilirim ki yani? Elim kolum bağlı. Bir yemiş veriyorum, bir top atıyorum. Bir yemiş veriyorum, bir top atıyorum. Başka yapabilecek bir şey yok. Sıra çıkmayacak. Amazes Me, Venusaur çıktı. Petal Blizzard ve Vine Grip. Gayet başarılı. Kader bu sefer güldü galiba bana. Evet arkadaşlar, yeni değişen özelliğimizi Turcan'la beraber anlatacağız size. Neymiş o? Turcan'ın haberi yok da bir şeyden. Yeni versiyonu indirdim mi sana, gönderdim? Hayır, indiremedim. Bugün oyunu oynayamadım, oyunu açamadım ki. Neyse. Test etmek için ideal bir ortamdayız. Neymiş o? Anlat bakalım bana. Beraber spora gideceğimiz için zaten biraz yol yürüyeceğiz. Arabayla gitmemeye karar verdik bugün. Yumurtaların ana ekranını değiştirdiler. Ve artık kaç kilometre yürüdüğünü güncellemek için sürekli girip çıkmana gerek yok olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi şöyle, yani normalde mesela yumurtanın ne kadar yürüdüğünü güncelleyemiyordu ya. Evet. Çıkıyordun, geri geliyordun, abi, çıkıyordun, zıpan, geri zıpan geliyordun. Diye güncelleyecek miymiş? Öyle olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bir tane 2 kilometrelik yumurtayı inkübatöre yerleştireceğiz. Bende var yumurta yerleştirilmiş. Bende de var. Motoru yerleştirilmiş. İlk hareketi kendi kendine otomatik olarak attı. 60 mı? Evet, işte 0.1'e geldi. Çıkıp girmeme gerek kalmadı. Bak, yeni özellikle bunu da eklediler. Şimdi mesela karşıma benim Venomoth çıktı, tamam mı? Şöyle çıkayım, gireyim. Şu an Venomoth hem böcek tipi hem bitki tipi ya bak. İkisinden de sarı rozetim var. Vay. İlk girdiği anda mı gösteriyor? Evet. Bunları yakalamam için artı bonus alıyorum. Anladım. Nereden indireceğim? Bak şimdi bu ana sayfadaki achievement'ları rozet gibi yaptılar. Komple sarı olanlar, tamamladıkların, yakaladıklarından da bonus kazanacakların bunlar. Mesela bu flying type. İlk achievement'a artı 1 veriyor. İkinci achievement'a artı 2 veriyor. Üçüncü achievement'a artı 3 veriyor. Eğer karşına bir tane Pokemon çıktı, atıyorum uçan tipse, bu logo çıkıyor. Etrafında sarı hale görüyorsan artı 3 bonusla başlıyorsun. Aynı anda işte az önce Venonat geldi ya, Venonat iki tip vardı. İki türünde rozete çıktı. Ve achievement'ım neredeyse o kadar artı bonus olarak başladı. Bir işe yarıyor mu dersen daha bir işe yaradım. Bonus işte ne işe yarayacak diye soracaktım tam da. Bonus catch rate'ini arttırıyor. Bak şimdi, bu hem normal tip hem de uçan tip yalan. İkisini de gördüğün yukarıda, ikisine de sarı achievement verdi. Şimdi normalde bunu... Yani artı 3 bonusla mı başlıyorsun? Artı 6. Aa, okey. Catch rate'ine artı 6 ekleniyor. Ama hani öyle çok ne kadar hissedeceğim bir şey bilmiyorum. Ama olay senin çok sık yakaladığın Pokemon'lara çok fazla top harcamaman. Onları daha kolay yakalaman ki... Millet Pokestop yok, bilmem ne yok diye sürekli şikayet ediyor ama yani Tike. Kim yani... acaba? Pokestop yok, top yok. En azından o olan Pokemon'ları da kolay yakalamak adına. Yani benim yine işime yaramayacak. Bana Dragonite çıktığı zaman ben yine yakalayamayacağım. Çünkü hiç Dragonite yakalamak için, Dragon tipli Pokemon yakalayamadığım için rozetlerim yine düşük. Kapış? Yani kapış. Bir daha vay be, erken gidiyor. Bak şimdi bu ana sayfadaki
achievement'ları rozet gibi yaptılar. Komple sarı olanlar tamamladıkların, yakaladıklarından da bonus kazanacakların bunlar. Mesela bu flying type. İlk achievement'a artı 1 veriyor. İkinci achievement'a artı 2 veriyor. Üçüncü achievement'a artı 3 veriyor. Eğer karşına bir tane Pokemon çıktı, atıyorum uçan tipse, bu logo çıkıyor, etrafında sarı hare görüyorsan artı 3 bonusla başlıyorsun. Aynı anda işte az önce Venonat geldi ya, Venonat kit tip vardı. İki türünde rozete çıktı. Ve achievement'ın neredeyse o kadar artı bonus olarak başladı. Bir işe yarıyor mu dersen, daha bir işe yaradım. Bonus işte ne işe yarayacak diye soracaktım tam da. Bonus catch rate'ini arttırıyor. Bak şimdi. Bu hem normal tip hem de uçan tip yalan. İkisini de gördüğün yukarıda. İkisine de sarı achievement verdi. Şimdi normalde bunu... Yani artı 3 bonusla mı başlıyorsun? Artı 6. Okay. Catch rate'ine artı 6 ekleniyor. Ama hani öyle çok ne kadar hissedeceğim bir şey bilmiyorum. Ama olay senin çok sık yakaladığın Pokemon'lara çok fazla top harcamaman. Onları daha kolay yakalaman ki millet Pokestop yok, bilmem ne yok diye sürekli şikayet ediyor ama yani tike. Kim yani... acaba? Pokestop yok, top yok. En azından o olan Pokemon'ları da kolay yakalamak adına. Yani benim yine işime yaramayacak. Bana Dragonite çıktığı zaman ben yine yakalayamayacağım. Çünkü hiç Dragonite yakalamak şey, Dragon tipte Pokemon yakalayamadığım için rozetlerim yine düşük. Kapış? Yani kapış. Vay be, erken gidiyor. Şimdi trainingdeki değişimi görmek için benim gizli jimlerimden bir tanesinin olduğu güzel bir parka geldik. Bu parkta Tuğcan'la beraber daha önce bıraktığımız çocuklarımız vardı. Şimdi onlarla gidelim, bir training yapalım, bakalım nasıl olmuş. Evet, jimimize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir arkadaş bir Vaporeon bırakmış. Tuğcan'ın Exeggutor'u var. Benim de küçük ayım Snorlax'ım var. Şimdi şöyle yapalım. Buradan Volkan'a da selam olsun. Normalde benim oyuna yeni başlayan biri olduğumu düşünün. Level 5 olsam bu jimi gelip geliştirmek için hiçbir şansım olmayacaktı. Çünkü en güçsüz Pokemon 1703. Level 5'ken kendinizi hayal edin eski durumunuzda. Belki şu anda o halde olanlar da vardır tabii ki. En güçlü Pokemon'unuz herhalde 300-500 CP'li falan oluyor. Olmaz değil. Yine belki tür farklarından, tür avantajlarından yararlanarak zar zor olsa da yenebilirsiniz. Ama Happy Top'u bir tane galibiyet alırsınız. Onda da 500 XP'nizi, 1000 XP'nizi alır gidersiniz. Ama artık burada sistem değişti. Sadece bir tane Pokemon'la girmeyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi seçtiğim zaman 6 tane Pokemon geliyor. Ve dikkat ettiyseniz Vaporeon'un CP'si yeşile dönüştü ve yanında bir boks eldiveni çıktı. Bu otomatik olarak CP'sini ayarlama fonksiyonu yeni koydukları. Şöyle yapalım. Bütün Pokemon'larımızın düşük güçlü olduğunu varsayalım. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Benim level'ım yüksek olduğu için ve Pokemon'larım güçlü olduğu için herhangi bir değişim olmadı. Ama normal şartlar altında buraya daha güçsüz bir yetiştirici olarak gelmiş olsaydım veya Pokemon'lar benim inventory'umdaki Pokemon'lardan daha kuvvetli olsalardı, bu CP yeşile dönüşerek azalacaktı. Benim Pokemon seviyemin hemen hemen üzerine gelecekti veya aynı olacaktı. Böylece en azından güçsüz de olsam jim üzerinde bir etki yaratma imkanım olacaktı.